Herkese merhaba, ben Baybulut ve PD3'ün yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Şeytan azapta gerek. İlk görevimizi yapıyoruz. Bu bölümün baştan sona tamamını maske takmayarak bitirdim. Oyunun pek çok mekaniği birazcık değiştirilmiş, bazı güzel yeni şeyler eklenmiş, onları geçeceğim. Benim size önerim, bankaya ilk girişinizi bu yan taraftan yapmanız, kapıyı kullanarak. Tabi isterseniz bazı takım arkadaşlarımız bankanın ön kapısından da girebilir. Mesela böyle hemencik hızlı sohbet edebiliyorsunuz, hızlı iletişim kurabiliyorsunuz takımınızla. Güvenliğin önünde kendisini küfür etmek geçiriyor. Benim size önerim, bankaya ilk girişinizi bu yan taraftan yapmanız, kapıyı kullanarak. Tabi isterseniz bazı takım arkadaşlarımız bankanın ön kapısından da girebilir. Mesela burada kartı alırken alın yanında bir tane üçgenin içerisinde ünlem işareti vardı. Suç yaptığınız anlamına geliyor. Şüphe çeken bir şeyler olduğu anlamına geliyor. Eğer onu yaparken yakalanır ya da görülürseniz size kelepçe şey yapıyorlar. Kelepçelemeye çalışıyorlar. Kapının gücünü kesmek için gerekli olan şalteri ararken üst katlara çıkıyorum ve bakıyorum ki ikinci kata girebilmem için QR kod gerekiyor. Ve burada da görüyoruz ki telefona sızma diğer işler gibi, diğer yaptığımız şeyler gibi şüphe çeken bir şey değil. Sanırım bizim Minecraft dediğimizi falan sanıyor. Diğer telefona APK olarak attığımızı falan sanıyor. Ya da mesaj mı gönderiyorum falan bir şeyler böyle. Don't wander off again. It's a guard. No, I haven't talked to him yet. Thanks. Guard. İşaretleme biraz zor. Ben ayarları değiştirip işaretlemeyi T'ye aldım. Bu arada dikkat edin. Çanta atma tuşuyla bomba tuşunun yerleri değişiyor filan. Çanta atma tuşu Q, bomba atma tuşu 3 ya da G'ydi. G'ydi sanırım, evet. Onu sizin de ayarlamanız gerekebilir. Ben işaretlemeyi falan T'ye ayarladım. Bomba atmayı 3'e ayarladım. Çanta atmayı G'ye ayarladım. Oyun artık gizlilik konusunda daha bağışlayıcı. Şu şekilde harita 3 bölüme ayrılıyor. Biri halka açık alan, biri özel mülk. Diğeri ise güvenlikli bölge. Sanırım öyle bir şeydi. Halka açık alanda rahat takılabiliyorsunuz. Özel mülkte ise polisler sizi gördüğü an ya da güvenlik sizi gördüğü an halka açık alana kadar eşlik etmenizi istiyor. Güvenlikli alanda olursanız, mesela buralar neresi olabilir? Çatı katı olabilir, elektrik deposu olabilir, kamera odası olabilir, daha sonra menajerin odası olabilir. Oralara girmeniz yasak. Gördüklerinde eğer sizi orada görürlerse, siviller de dahil, alarma geçiyordur. Guard. Computer's unlocked. Thanks. Elektrik odasında aynı zamanda şalterin hangi kablosunu indireceğimizi, hangi tuşunu indireceğimizi öğrendik. Bu güvenliğin bize eşlik ettiği alanları birazcık hızlandırıyorum. Sıkılmanızı istemem. Zaten tek yaptığımız şey o adamı takip etmek oluyor. Aynı zamanda güzel bir çıkış yöntemi. Yani güvenliğe yakalanmamaya çalışmak yerine direkt yakalanıp sizi güvenli bir yere eşlik etmelerine izin verebilirsiniz. Kameralara yakalandığınızda da aynı şekilde güvenlik sizi aramaya başlıyor, araştırıyor. Kasaya giriş bölümünün iki kapısı var. Bir çalışanların olduğu taraf, bir de müşterilerin olduğu taraf. Müşterilerin olduğu taraftan girmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü çalışanların olduğu taraftan girmeye çalışırsanız eğer, bazen arada sırada başka çalışanlar kasanın olduğu yere girip sizi rahatsız edebiliyorlar. Aşırı derecede sinir bozucu bir şey bu. Bu kasayı açmak için bir yöneticiyi yakalayıp 100 tarama noktasına yerleştirmemiz gerekiyor.
Fakat bunu yapmak yerine Keypad'e yaklaşıp, şifre giriş yerine yaklaşıp UV Light ile hangi tuşlara bastığını görebilir ve onu kombinasyonlarla tahmin edebilirsiniz. Sınırsız kombinasyon giriş hakkınız var. Ve mesela 3 tane parmak izi varsa bir sayının 2 kere kullanıldığı anlamına geliyor. Kombinasyonları sürekli deneyerek kasayı açabilirsiniz. Mesela şu an şeyi de açıkladı. Kasayı açtıktan sonra paranın saklandığı odanın kapısını açmalar. Bu kapıyı açtığınızda ise paraların üzerinde boya kutuları var. Etkisiz hale getirmezseniz o paraları çaldığınızda sizden daha az para ödülü veriyor. Öyle diyelim. Şimdi ben bunu ilk kez oynadığım için betada da oynamıştım ama betada gizli değil pek deneyemedim. Çünkü başkalarıyla oynamanız zorunluydu. Şimdi tek başıma gizlice denediğim için ve şimdi sırtımda para çantası olduğu için acaba siviller ya da polisler beni halka açık alanda da şüphelenecekler mi diye düşünüyorum. Ve görüyoruz ki bizden şüphelenmiyorlar. Kameralar falan bakmıyor. Polis ilgilenmiyor. Polis şefi tam dibinde. Çantayı fırlatırken hatayla maskeyi takmamıyordum. Etraftaki küçük paraları topladıktan sonra da böyle çantaları teker teker göndermeye başlıyorum. Bir yandan bu para taşıma işini yaparken, gösterirken bir yandan size kanal hakkında bir duyuru yapayım. Starfield'a devam etmek istemiyorum. Birinci bölümde bıraktık. Neden? Çünkü oyun çok kasıyor. Ayrıyeten gerçekten çok fazla yükleme gerekiyor. Mesela oyun çok özgür değil. Mesela Skyrim'de haritayı açtığınızda bir yere ışınlanıyorsunuz. Hızlı seyahat ediyorsunuz ve ondan sonra istediğiniz yere girip çıkabiliyorsunuz. Evlere girip çıkarken de mesela yükleme ekranı oluyor. Ama Starfield'da abi uzayda hareket ediyormuşsun gibi bir sana... Uzayda hareket ediyormuşsun gibi sana bir illüzyon vermişler ama gerçekte hareket etmiyorsun. Oraya sadece harita ekranı gibi bir şey. Hatta harita ekranı bile sayılmaz. Hiçbir işe yaramıyor. Starfield'ı oynamak yerine No Man's Sky ya da Deep Rock Galactic oynamayı düşünüyorum. Özellikle Deep Rock Galactic'e girmek isterim. Çünkü hem topluluğunun hem de oyunun yapımcılarının çok iyi insanlar olduğunu söylüyorlar. Yani yamuk yapmayacaklardırlar diye umut ediyorum. Bilemiyorum, zaman gösterir. Şeytan Azap'ta Gerek bölümünü size hiç maske takmadan nasıl yapabileceğinizi göstermiş oldum. Yetenek ilerlemesi, mücadeleler falan var. Para ödemenizi alıyorsunuz. Ayrıca silahlarınız da seviye atlıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar.